Bu listemizde geçilmesi en zor bosslar veya ölümsüz düşmanlar yok. Masum ve hatta bazen aşırı basit gözüken ama bosslardan daha çok can almış bölümler var. Listemizin ilk sırasında Crash Bandicoot'tan The High Road yer alıyor. Oynayanların gözleri yaşlı, oynamayanların ise beklentisini karşılamamış olabilir bu basit köprü. Ama inanın Souls hayranlarını bile çileden çıkartma yetecek bir bölüm. Peki ama neden? En başta Crash'in ekranın tam ortasında, yani gitmek isteyeceğimiz yeri göremediğimiz bir yerde olduğu bir kamera açısıyla karşı karşıyayız. Ama bizim milyon kere ölmemize sebep olan derinlik algımızı öldürmüş bu kamera değil sadece. Asıl büyük etken ise Crash'in gölgesi. Bu şeytani fikir kimin aklından çıktı maalesef bilmiyoruz. Hatta belki de sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Köprüde iki tahta arasında zıpladığınız sırada Crash'in gölgesine dikkat ederseniz altında platform olmamasına rağmen sanki varmış gibi gölgeniz sizi takip ediyor. Ve bu da beynimizi çok basit bir şekilde yanıltmaya yetiyor. 2 numara Final Fantasy 7'den Temple of the Ancients. Temple of the Ancients, Final Fantasy oyuncularının ruhlarını içine hapsederek sonsuza kadar acı çektirdiği bir yer. Eğer bize inanmıyorsanız Final Fantasy 7 oynamış bir arkadaşınızın yanına giderek sadece Temple of the Ancients demeniz yeterli. Nedenine gelirsek, neyin nereye gittiği bilinmeyen bir sürü merdiven, asla ulaşamayacağın hazine sandıkları, bir sürü ama bir sürü kapı, üzerine yuvarlanan devasa kaya benzeri tuzaklar ve bölümün boss'unu öldürdüm diye sevinirken asıl boss'un gelmesiyle gerçekleşen anksiyete krizi. Listedeki diğer her bölümü rahat geçmiş olabilirsiniz ama Temple of the Ancients işte bu bambaşka bir şey. PlayStation 1 oyuncuları Driver'ı hatırlayacaktır. Koca bir şehirde çekişmeli polis kovalamacaları yaşatmış efsane yapımlardan. Bu seferki zor bölümümüzü tahmin etmeniz mümkün değil. Aslına bakarsanız bölüm bile sayılmaz çünkü oyunun en başındaki eğitim kısmı, yani tutorial'dan bahsediyoruz. Oyunun sizden istediği küçücük bir otoparkta tamı tamına 60 saniye içinde burnout yapmanız, el frenini çekmeniz, slalom yapmanız, 180 derece dönmeniz, 360 derece dönmeniz, ters 180 derece dönmeniz, olabildiğince hızlanmanız, ardından frene basmanız ve son olarak o küçücük otoparkı hiçbir yere çarpmadan turlamanız. Ama unutmayın, bütün bunları yaparken arabanızı 3 kere çarptığınız anda her şey başa döner. Yine bir diğer nostaljiyle devam ediyoruz. Spyro the Dragon. Spyro serisi her oyuncunun çocukluğunu muhteşem kılmış yapımlardan bir tanesi. Öncelikle şunu netleştirelim. Spyro oynarken bütün elmasları toplayıp ejderhaları kurtarmadığınız sürece tam anlamıyla Spyro oynuyorum diyemezsiniz. Bu tatlı yapımın en temel özelliği haritada ne varsa toplamamız gerektiğini, bölümün her yerini silip süpürmeden bir sonrakine geçmememizi korkunç bir takıntı olarak beyinlerimize aşılamış olması. Ve bu masum alışkanlığın zararları ne olabilir ki diye düşünüyorsanız size Tree Tops bölümü diyorum. Devasa yükseklikte kocaman ağaçların üstündesiniz ve her yerde kimin neden koyduğunu bilmediğiniz, sizi sürekli bir yerlerden bir yerlere sürükleyen, onları kullanmaktan kendinizi alıkoyamadığınız hızlandırma platformları var. Bu platformları kullanırken bir ejderha olmanın tadını çıkartıp o kadar özgür hissediyorsunuz ki nereden gelip nereye gitmeniz gerektiğini ve yönünüzü her defasında karıştırıyorsunuz. İsterseniz bölümü geçebilirsiniz ama o zamana kadar bütün ejderhaları kurtarmış ve elmasları toplamışken burayı es mi geçeceksiniz? Ve listemizin sonuncusu GTA San Andreas'tan o malum tren bölümü. Smoke'un sadece treni takip etmemizi istediği bu sıradan gözüken görevde kaç kere trenin altında kaldık, kaç kere treni kaçırıp Smoke'da nazar işittik, kaç kere motoru patlattık bilemiyoruz. Ama eminiz ömürlere sığmaz. Ve bizden buyduluk bu kadar. Eğer senin tek seferde geçemediğin o bölüm listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olup takipte kalmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşmek için takipte kalın, hoşça kalın.